Bugün size bahsetmek istediğim ikinci konumsa Yargıtay'ın denetim yetkisi. Hep birlikte hatırlayacağımız üzere bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna dair kanun 2004 yılında kabul edildi. Fakat mahkemelerin açılması ve faaliyete başlaması 2016 senesini buldu. 2016 yılına kadar ilk derece mahkemeleri ve Yargıtay'dan oluşan ikili bir yargı sistemimiz vardı. 2016 sonrasında ise bölge adliye mahkemelerinin de sisteme dahil olmasıyla üçlü yargı sistemine geçildi. İkili sistemin mevcut olduğu dönemde Yargıtay tek üst mahkeme olması sebebiyle sadece hukukilik denetiminde sınırlı kalmıyordu ve önüne gelen dosyalarda ister istemez yerindelik denetimi de yaparak işin esasına girerek bu denetimi de gerçekleştiriyordu. Fakat bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamasıyla artık bu yeni dönemde Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olması niteliği ön plana çıktı. Zaten aslında bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna dair kanunun gerekçesinde de bu husus açıkça belirtilmiş durumda. Fakat biz kendi çalışma alanımız olan sınai mülkiyet haklarla ilgili verilmiş olan kararları takip ederken 2018-2019 senesinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin pek çok kararında, özellikle de marka hukukuna ilişkin bozma kararlarında aslında içtihat mahkemesi olma niteliğine pek de uygun olmayan kararlar verdiğini tespit ettik. Bu bahsettiğimiz kararlarda daire kendisini ilk derece mahkemesinin yerine koyarak markaların benzer olup olmadığı, mal hizmet kapsamlarının benzer olup olmadığı, markanın tescil edilebilirliği, tanınmış olup olmadığı gibi teknik hususlara da değinerek, bunlara da girerek aslında ilk alt mahkemeler tarafından alınmış olan bilirkişi raporları ve değerlendirmeleri bir anda göz ardı ederek kendi değerlendirmesini yapan kararlar verdi. Bu konuya ilişkin 2021, geçen sene, bir önceki sene yayınlamış olduğumuz fikir liderliği belgemizde kısa bir makale yazmıştık ve buna ilişkin kısa bir video da çekmiştik. Fakat daha sonraki dönemde, yani 2020 ve devamındaki kararlara bakarsak, bu konuda olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 2020 ve devamındaki süreçte daire yeniden, aslında olması gerektiği gibi içtihat mahkemesi niteliğine uygun bir şekilde sadece hukukilik denetimiyle sınırlı kalarak alt derece mahkemelerine rehberlik eden kararlar çıkarmaya, vermeye başladı. Biz Yargıtay'ın incelemesinde hukukilik ve yerindelik denetiminin birbirinden ayrı tutulmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ve üçlü bir yargılama sistemimiz olduğu için artık Yargıtay tarafından yapılacak temiz incelemesinde hukuka uygunluk incelemesiyle sınırlı kalınması gerektiğini ve yerindelik incelemesinin aslında bölge adliye mahkemelerine bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Demin de söylediğim gibi markaların benzer olup olmadığı, mal hizmetlerin benzer olup olmadığı gibi teknik hususlara girerek Yargıtay'ın kendisine kanunen verilmiş olan denetim yetkisini aştığını düşünüyoruz. Bu tip husus, teknik hususların Yargıtay'ın denetiminin kapsamının dışında kaldığını düşünüyoruz. Aksi takdirde eğer bu denetimi Yargıtay'a verirsek aslında Yargıtay üçlü yargı sisteminde bölge adliye mahkemelerine verilmiş olan görevi tamamen ortadan kaldırmış oluyor ve bölge adliye mahkemelerini işlevsiz hale getiriyor. Ayrıca da şöyle de bir etkisi var. Tarafları dinlemiş, delilleri toplamış, bütün yargılamayı yapmış, bilirkişi raporunu almış, alt derece mahkemeleri hakimlerinin aylar ve hatta yıllar süren incelemesini de bir anda kenara atıp kendi değerlendirmesini yaparak sıfırdan bir şey oluşturuyor. Bu sebeple Yargıtay'ın son dönemde verdiği gibi yerleşik içtihatların mahkemelerce, alt mahkemelerce uygun bir şekilde uygulanmasına, onlara rehberlik eden, yol gösteren bir şekilde içtihatlar çıkarmasının aslında kanunen kendisine tanınmış olan görev kapsamında kaldığını düşünüyoruz. Bunun da ayrıca hem Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olma niteliğini kuvvetlendirdiğini, hem iş yükünü dengede tuttuğunu, hem de oluşturulmuş bölge adliye mahkemelerinin aslında görevlerini tam olarak yerine getirmesine imkan sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden denetim yetkisinin hukukilikle sınırlı kalmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.